erken seçim olmasını ister miydiniz? Elbette isterim. Vatandaş millet aç. Kardeşim bir litre mazot olmuş 22 lira 23 lira. Vatandaş arabasına binemiyor. Zaten orta kesim bitmek üzere yani. Zaten fakir zaten fakir. E bak bir ilçemiz var. Pırıl pırıl olan bir ilçemizde bir doğal gaz yok. Bir otobüs yok. Buradan vatandaş gitsin Diyarbakır'a. Bir hastası olsa şey olsa. Bakımsız bir memleket olmuş. Sahibimiz yok. Sahibimiz yok. Yani sahip çıksınlar yani. İsteğimiz bu devletten yani. Peki erken seçim olursa hangi parti oy verirdiniz? Vallahi hangi parti olursa olsun yani vatandaşa hizmet yapan bir parti olsun. Bugün 6-7 zaten bunu ne bileyim yani 5-6 parti ancak yıkabilir yani. AKP hükümetinden memnun değil misiniz? Değiliz. AKP hükümeti olmuş aynen diktatör, padişahla töreni. Astığı astık, kestiği kestik. Olmaz yani böyle. Hiçbir devlet tek iktidardan başarıya ulaşamamıştır. Yani onun için ne bileyim yani millete, vatandaşa rahat ettirmesi için erken seçim olmasını isterim ben şahsen. Olursa kafanızda bir parti yok mu? Bu düzeltebilir diyebileceğiniz bir parti yok mu? Vallahi tek parti iktidara gelmez. Yılların bugün 20 senedir bu şeyi yönetiyorlar yani. Şu an parti olarak soruyorum. Parti olarak hangi partiye oy verin? Vallahi parti olarak biz bir solcuyuz. CHP'ye veririz. Yani ben şahsım olarak solcuyum. Ben yıllardır İzmir'den misafir olarak geldim buraya. 35 senedir İzmir'deyim. İzmir'de hangi sağ parti çıkmış ki? Bizim Çüngüç de komple eskiden sol partiydi. Bakma şimdi dağıldı. Bakma adamı yozlattılar. Sigara almaya kuyruğa geçiyorduk ya Ecevit'in zamandayken. Şu anda da kuyruk yok mu? Valla şimdi şu anda kuyruk yok, alım gücü yok. Kimsede para yok. Şu anda da ucuz ekmek kuyrukları var fırınlar. Var tabii. Millet bayat ekmek alıyor, ucuz ekmek alıyor. Erken seçim olmasını ister miydin? Tabii istiyoruz. Niye istiyorsun? Yani şu andaki hayat şartları, şu anda bu ekonomi mi? Tamam yüzünden bir an evvel erken seçim olmasını talep ediyoruz. Yani niye olmasın ki yani? Peki yarın bir seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz? Valla ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Ve aynı zamanda çalışacağım da yani bunların gitmesi lazım artık. Yani şu anda fakir fukara perişendir. Yani bir kilo domates olmuş 20 milyon. Bir kilo şeker olmuş 20 milyon. Bir litre mazot olmuş 21 milyon. Bir litre benzin olmuş 25 milyon. Artık bundan halk kurtulması lazım. Peki CHP başa gelirse her şey düzelir mi? Tabii düzelmesi iyi olur. Çok iyi olur. Mesela nasıl değişiklikler olabilir? Her türlü değişiklik de olabilir. Bu fiyatlarda yendirimler olur. Çeteleri yok ederler. Yandaşlarını yok ederler. Ya var mı böyle bir dünya ya? Var mı bilmiyorum. Yani şu anda bir talebe dahi 8'den 9'dan puan alan bir öğrencimiz dahi şeye tabii tutuyorlar. Yok sen tam şeydesin. Yok yani hak hukuk adalet diye bir şey kalmamış artık. Vallahi bilmiyorum şunu erken seçim olsa ne değişir? Bir şey değişir mi yani? Bir şeylerin değişeceğine inanmıyor musun? Hiç inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? Şimdi erken seçim olsa ne değişecek? Yani değişen bir şey olmaz. Zaten var yok yok yani gelen hiç kimse ne bir şey yapamaz. Şu anki hükümetten memnun musun? Vallahi hiç de memnun değilim. Değişmesi gerekiyor o zaman. Değişmesi gerekse gelen de bir şey yapamaz. Ama yani. Denemeden bilemeyiz ki bunu. Hayır denemeden bilemeyiz de. Yani insanın bazı gördüğü şeyler var. Şimdi bir şey olmayınca tabakta yemek bitince sen kuru tabakta ne yiyeceksin? Tabakta bir şey yok yiyeceksin. Yemek önünde bitmiş bir şey yemezsin. Yani hükümet bitirdi mi diyor? Durumunu gösteriyor. Yani bir yola gidiyorsun arkandan 40 tane ceza geliyor. Ben böyle bir şey de görmedim. Bir araba alırsın hiç almasan ondan daha iyi. Ben mazot parası ucuz bir de üstelik ceza. İkide bir gel maliye ceza yat. Değilse de hükümet yine bur. Çünkü tabakta yemek yok yani yiyecek bir şey yok. Ne yapacağız? Eğer erken seçim olursa hangi parti oyunuzu verirdiniz? İnan ki hiç kimseye de vermeyeceğim. Bundan sonra oy da kullanmayacağım. Hiç bana gam yemem derim. Demem bu bizi kazıkladı. Kullanmayacağım bundan sonra. Yani aklınızda bir parti yok mu? Size en yakın gelen parti. Vallahi efendim ona da hala bir karar vermemişim. Bilmiyorum yani ne dese ki bu. Kararsızsınız o. Aynen kararsızım. Erken seçim olmasını ister miydin? Vallahi bir an önce olsa çok iyi olur. Çünkü gerçekten millet artık isyana girmiş. Yani ne kadar erken olsa o kadar iyi. Bari en azından bir şeyler değişir yani. Yani benim fikrim bu. Sen neyin değişmesini istiyorsunuz? Niye bir an önce olsun? Bu milletin isyanı dinsin. Gerisi önemli değil. Yani bir an önce bu isyan dinse gerçekten çok iyi olur. Artık millet bunalmış, bunalıma girmiş. Herkes isyan, yani biri onaylamıyor ki bu olanlar bunca şey oluyor yani. Kimse memnun değil mi diyor? Kimse, hiç kimse memnun değil. Yani gerçekten bir an önce bir şeyler değilse çok iyi olur yani. Peki diyelim ki seçim oldu. Hangi parti oyunu verirdin? Vallahi hangisine veririm bilmiyorum. Kararım yok ama
AK Parti'ye vermeyeceğim %200. Aklında bir parti yok mu? Bu bana yakın dedi. Yok, daha onu düşünmedim. Yani daha zaten ilk defa oy vereceğim. Onu da gerçekten, AK Parti olmasın gerçekten fark etmiyor yani. Çünkü başkalarının bunu yapacağını hiç sanmıyorum. Şu anda gerçekten düşüncem yok. Çünkü ne olur ne olmaz yani kararsızım. Yani kararımı vermedim daha. Teşekkür tamam. ederiz. Dayı erken seçim olmasını ister miyim? Hayır, gününde olmasını isterim. Niye istemez? Çünkü gününde olursa daha iyi olur. Şimdiki AK Parti dönemi diğerleri istiyor ki bir an önce bunu devirmek. Ama Allah'ın izniyle devremeyecekler. Ondan dolayı zamanında yapılmasını tercih ederim. Peki diyelim ki bir seçim oldu. Oyunuzu hangi partiye veririm? Ben AK Parti'ye veririm. Ben 1983'te İstanbul'a gittim. Ne eczaneden ilaç alabiliyordum, ne hastanelere gidebiliyordum. Her taraf pislikten geçilmiyordu ama Tayyip Erdoğan sağ olsun bir geldi. 94 yılından sonra her taraf tertemiz oldu. Ben çalışana bakarım. Şahsa da değil. Çalışıyorsa, Türkiye için bir şey yapıyorsa ben onu desteklerim. Peki geçmişle günümüzü kıyaslamak doğru mudur sizce? Şimdi geçmişle şimdiki döneme de bakar sorduğun soruya göre yani hesaplara fiyatlara rağmen diyorsanız bu da bir oyun. Bu da ne bir oyunu? Kim yapıyor bu? Spotçuların, büyük marketlerin bir oyunu bu. Ondan dolayı niye çoğu patatesleri, soğanları hep şeylere döktüler. Hep biz bunları görüyoruz. Yani amaç her şeyi yapıp bunu indirmek. Allah'ın izniyle biz de bunlara fırsat vermeyeceğiz. Peki dayı yarın bir erken seçim olursa sen kime oyunu verirsin? Aynı. Fark etmiyor. Aynı. AKP mi diyorsun? Evet. AK Parti. AKP değil. AK Parti. Niye AKP? AK Parti. AKP deme. İsim fark etmiyor. Tamam AK Parti olur. Tamam. Yani niye seçim olsun ki? Erken seçim olduğu zamanlar da gördük. Şeyinden önce. Yani gerek yok. Memnun musun şu an her şeyden? Ya şu anda pahalılık var, yok değil. Ama bazı oyunlar da var yani. Bunu da görmemezlikten gelemeyiz. Erken seçim olmasını ister miydin? İsterim. Niye isterdin? İsterim de niye yapalım? Daha baktım da olacağı çare yok işte bu kadar. Niye yapalım? Bir domates olmuş 20 milyon, bir biber olmuş 30 milyon. Yani bu fakir fakaranı yani günah değil mi? Yani bu fakir fakaraya yazık değil mi? Ama ben daha boyacılık yapıyorum. 5 tane küpletim var. Kimse yardımcı çıkan yok. Deprem vurdu, benim evimi deprem vurdu. Ondan sonra depremde de kimse gelip de ne derdime derman oldular. Ne kimse gelip de bir kapımı çaldılar ya. Yani yazık değil mi? Yani bu vatandaşa. Herkes bakıyor cebini doldurmaya, herkes bakıyor o masayı koltuğu kaldırmaya yani yazık değil mi bu millete? Peki eğer derdimize çare bulsunlar. Peki eğer seçim olursa hangi partiye oy verirdin? Vallahi ben ona karar veremiyorum. Kafanda bir parti yok mu bu kurtarır her şeyi dediğin? Vardır. Kimdir? Benim maksadım işte Kılıçdaroğlu'dur. CHP mi? Meral Akşener. O odur işte. CHP mi İYİ Parti? İYİ Parti bir de CHP. Vallahi ona karar veremiyorum daha. O Allah'ın da takdiri olur. Erken seçim olmasını ister miydin? Biz erken seçimden yanayız. Biz hükümet ortak olarak erken seçimin olmasını istiyoruz ama kabul etmiyorlar. Ne istiyorsun? Ekonomiden yani ekonomi yani kötüye gidiyor. Gelse diyeceksin seçim olsa düzelecek mi ama bilmiyoruz yani. Hani biz 30 yıllık MHP'liyiz ama ben vermeyeceğim oyumu parti. Kendi partine mi vermeyeceksin? Evet vermeyeceğim. Tepki niye vermeyeceksin? Vermeyeceğim. Ekonomi bozulduğu için. Şimdi ben esnafım da mesela işçilik yapıyorum ama esnafım. Size röportaj amaçlı söylemiyorum. Ben seninle ortaklık yaptım. Sana kardeşlerin diyor Tamer'in gidişatı iyi değil. Ayrı ortaklıktan. Sen diyorsun Tamer iyi, Tamer iyi. Ya kardeşlerine bak tamam Tamer iyiydi ama bu saatten sonra iyi değil. Yani MHP'nin AKP'den ayrılmasını mı istiyorsun? Ben istiyorum. Yani biz tabancıyız. Tabancı değiliz. Peki, olursa hangi partiye oy verirdin? Ben partimi değişmem. Bizim partimiz buramızdı. Az önce MHP'ye vermeyeceğim dedi. Vermem mi? Başka partiye de vermem ama. Hiç kimseye yani, vermeyecek. Yok vermem. Benim partim gönlümdedir. Biz 30-35 yıldır babam 55 yılını verdi vefat etti gitti. Biz partimizi bırakmayız. Peki AKP MHP tekrar koalisyon yaparsa verir misin? Yok vermem. Kime verirsin o zaman? Vermiyorum. Vermem hiç de. Yok. Tamam. Ben radikal insanım. Erken seçim olmasını ister miydin? Erken seçim çözüm değil ki. Ne çözüm? Ne olursa çözüm olur. Seçimler zamanında olursa çözüm olur. Evet herkes diyor talip gitsin bir şeyler olur ama aynıdır. Bence daha kötü olur yani. Gitmesini istemiyorum. Hayır hayır gitmesini istemiyorum. Niye daha kötü olacağına inanıyorsun ki? Sence en kötü zamanı yaşamıyor mu?
yaşıyoruz ama ufukta bir şey görükmüyor yani. Altılı koalisyonda da bir şey görükmüyor. Tek parti olsun, kim olursa olsun. Ama tek parti olmadığı için sonu yine hüsrandır yani. Aynıdır. Peki erken seçim olursa hangi partiye oyunu verir? Ben AK Parti'ye veririm. Ben başka bir partiye de oy veririm. Yine AKP mi? Tabii yine AKP'ye veriyoruz. Erken seçim olmasını ister miydin dayı? İsterim. Niye ister? Erken seçim olsa güzel olur yani. Bu hükümet gitsin mi istiyorsun? Ya yıkılsın ha. Peki yıkılırsa ne olur? Her şey düzelir mi? Düzelir. Yıkılırsa düzelir yani. Yerine kim gelsin isterdin? Seçim olursa hangi parti oy verir? CHP'den gelsin. CHP mi ister? Evet. CHP'nin düzeltebileceğine inanıyor musun? İnanıyorum evet. CHP düzeltir yani. Erken seçim olmasını ister miyim? İstiyorum. Niye istiyorsun? Ülkenin ekonomisi belli zaten abla. Yani diyecek bir şey yok. Mesela erken seçim olsa değişebilir. Ülkenin ekonomisi de düzelebilir. Ama şimdilik yani zor. Yani hükümet değişirse bir şeylerin değişebileceğine, düzelebileceğine inanıyor musun? Düzelebileceğine inanıyoruz abla. Peki seçim olursa hangi partiye oyunu verir? HDP. Niye HDP? HDP. Adamlar düzgün her şeyi konuşuyor. Konuşan insanları da içeri atıyorlar. Çünkü şu bu yıl HDP alır mı diyorsun? Alabileceğini düşünüyorum. Erken seçim olmasını ister miydiniz? Fark etmez. Niye fark etmez? Ne diyeyim ki? Şu an memnun musunuz her şeyden? Yani geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Gerçekler acı maalesef. Ama bir şeyler yapmak lazım. Hayırlısı artık ya. Hakkımıza ülkemiz için de işte hayırlısı olan olsun. Niye böyle net olmayan şeyler söylüyorsunuz? Efendim? Öyle net olmayan şeyler söylüyorsun. Nettir. Bir muğlaktasınız sanki. Yo, muğlakta değilim. Peki olursa hangi partiye oy verirsin? Nasip kısmet. Ama ne olsa olmasa da fark etmez benim için diyorsun. Ne yapayım, o kadar bezdim ki yani. O kadar bezdim ki. Bunu anlatın, niye bezdin? Yani çekmeyen bilmez. Bilmez abi. Yani. Ne çekiyorsunuz mesela şu an? Dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben bu memleketin çok kahrını çektim. Bilenler de çok iyi biliyor. Biz de bunu merak ediyoruz ve soruyoruz. Yok, fazla merak etmeyin. Erken seçim olmasını ister miydiniz? Olsun. Olsun. Niye olmasını istiyorsunuz? Ya hayat şartları çok ağırlaştı. O etkiledi biraz bunu. Fakat üzüldüğüm taraf çünkü işe bakılmıyor. Tek üzüldüğümü bu kadar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki olursa hangi partiye oy verir? Onu o zaman düşünürüm. Kafanıza bir parti yok o mu? O zaman düşünürüm. Daha var çünkü. Erken seçim olmasını ister miydin? İsterim. Niye isterdin? Yoksulluk, paralık. Yani her türlü yani soğana geçiremiyoruz. Yani evime bir poşet bir şey aldığım zaman 100-200 milyon. Erken istiyorum ya, seçim olsun yani. Bugün olsa bugün de razıyım yani. Seçim olursa düzelebileceğine inanıyor musunuz? Düzelecek. İnanıyorum ki düzelecek. Erken seçim olursa hangi partiye oy verirdin? CHP. Niye CHP? Yani çünkü orada uygun görüyoruz şu anda. Yani AK Parti bizi mahvetti. Erken seçim olmasını ister miydin? Niye istemiyor Kemal? Ne istiyorsunuz? Önceki hükümetlerde 55 yaşında 3600'de emekli olunurdu. Şimdi 60-61'e çıkarttı. 61'de zaten adam ölü adam sayılır. Zaten 65'te maaş veriyorlar. Doğru değil mi? Diyeceğim budur. Yani her şey zorlaştı eskisine göre. Yani eski şeye göre olsaydı, 2000'lerden önce olsaydı, bir sene önce ben emekliydim. Peki erken seçim olursa hangi partiye oy verirdin? Onu şimdi şu an düşünemem. Bakalım hala hangisi uygunsa, şimdi parti çok. Hangisini daha erken yani. Kafanızda bir parti yok mu bu düzeltir diyebileceğiniz? Hayır, biri de düzeltemez şu şartlarda. Sen kararsız mısın? Kararsızım. Erken seçim olmasını ister miydin? Tabii isterim. Niye isterdiniz? 2 milyon insan akbeyinler olmuş Türkiye'de. Haberiniz var mı onlar? 2 milyon insan akbeyinler olmuş. Geçim zorlaştı. Tabii. Her insanın sorunu var. Kimin sorunu yok ki? Her insanın sorunu var. Peki olursa hangi partiye oy verirdiniz? HDP'ye veririm. İnşallah birinci parti gelir. Erken seçim olmasını ister miydiniz? Tabii ki isteriz ya. Niye isterdiniz? Ya durumlar kötü. Yani vatandaşlar perişan olmuş. Sıkıntı büyük. Yani bunu görmüyorlar mı? Yani hükümet olsun, muhalefet olsun bunları görmüyorlar mı? Seçimin bir an önce olsa daha güzel olur yani. Şimdi... 1 kilo domates 20, 30, salatalık 30, 40. Yani bu millet ne olacak? Perişan olmuş millet. Herkes şeydi. Zaten biz burada perişan olmuşuz. 2020 yılında deprem oldu. Elazığ Sivrice depreminden dolayı evlerimiz ağır hasar gördü. Herhangi bir yardım almadık. Artı yapılar başlamadı. İnşaat başlamadı. Yani bu ne olacak bu? Hep yıkık evlerde oturuyoruz. Yani bundan dolayı. Hasar görmüş evlerde mi oturuyorsunuz? Tabii hasarlı evlerde hep oturuyoruz. Kira yardımı yok, herhangi bir şey yok. Bu sıkıntıları çekiyoruz yani vatandaş olarak. Ya bundan, bu sıkıntıların sebebi ne sence? Tabii işte belli de sebep ortadadır.
Herkes bunu biliyor yani şimdi. Sebebini sormaya gerek yok ki. Yani muhalefeti olsun, hükümeti olsun bunlara el atması lazım. Bu fakir fukara ne olacak? Bir kilo domates 20 TL'ye ben alırsam. Peki vatandaş ne yapacak? Ben bir emekliyim. Diğer vatandaş ne yapacak? Sizlere de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah vatandaş yardımcı olursunuz. Peki erken seçim olursa hangi partiye oy verir? ABC önemli değil benim için. Parti önemli değil. Önemli olan hayırlısı kimse, hayırlısı kimse o olsun yani. Düzeltebileceğine inandığınız bir parti ya yok mu? Şu anda artık hayırlısı kimse o kazanır ama erken seçimi olması daha iyidir. Eğer böyle devam etse, değişirse daha iyi olur yani. Öyle değil mi? Şimdi açık her şey ortadadır. Şu anda muhalefet iyi gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Hangi parti, hangi muhalefet? Yani muhalefet CHP olur. Yani İYİ Parti olur. Bunlar şu an iyi gidiyor yani. İnşallah da böyle devam eder. Kafanızda, gönlünüzde tek bir parti yok mu şu an? Gönlümüzde tabii ki CHP geçiyor şu anda. İnşallah da olursa düzelir inşallah. Erken seçim olmasını ister miydiniz? İsterim. Niye isterdiniz? Ne artık devlete güven kalmamış ki. İşte bundan sonra her şey çok güzel olacak. Niye güveniniz kalmadı? Güven kalmamış lan. Neyden şikayetçisiniz? Ekonomiden mi? Her şeyden, zamdan, her şeyden şikayetçiyiz ya. Peki erken seçim olursa hangi partiye oy verirdin? Ya versek de ancak CHP'ye veririz lan. Niye CHP? Devlete güven kalmadı da artık.